gözümüz kulağımız Adıyaman'da, Hatay'da. Sadece bu görüntüler üzerinden söylüyorum. Aslında gözümüz kulağımız 10 ilde enkazların üzerinde yapılan çalışmalarda, gelecek iyi haberlerde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Artık yeni bir saat dilimine de girmiş durumdayız. Felaketin 3. günündeyiz. Kahramanmaraş'ta kalmaya devam edeceğiz. Farklı bir noktaya uzanacağız. Pazarcık'a gideceğiz. Murat Onur bizi bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesindeydi. Geride bıraktığımız dakikalarda da Murat senin bulunduğun noktadaydı. Hemen sözünü sana bırakayım. Teşekkür ederim Cansın. Evet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün deprem bölgesine geldi. İlk olarak Kahramanmaraş'a helikopterle iniş gerçekleştirdi. Orada incelemelerde bulundu. Orada çok önemli açıklamalarda bulundu. Hemen bu arada kameraman arkadaşım da sizlere Pazarcık'tan, çadır kentten detayları versin. Hemen akabinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan bizim bulunduğumuz depremin ana üssü olan Pazarcık'a geldi ve burada vatandaşlarla görüştü. Burada incelemelerde bulundu. Tabii ki sonrasında ise buradan ayrıldı. Diğer bir ile, Hatay'a doğru yola çıktı. Bizler şu anda Pazarcık'tayız. Çadır kentteyiz. Bakın burada devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. İşte Kızılay Çadırı'nda şu an itibariyle çadırların içerisinde kalan vatandaşlarımıza sıcak çorba ikramında bulunuluyor. Vatandaşlara tabii ki bu çorbanın yanı sıra ekmekler ikramında bulunuluyor. Birçok malzeme geldi buraya. Birçok erzak geldi. Hemen gel şöyle istersen. Yine onları gösterelim. Bakın burada kolilerin içerisinde pideler var, ekmekler var, sular var. Bunları yine burada AFAD gönüllülerini görüyorum. Onlar da aynı şekilde buradan vatandaşlara ihtiyaçlarını karşılamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Şu an itibariyle Pazarcık ilçesinde kurulan çadır kentte 600'ün üzerinde çadır kurulmuş durumda ki o çadırların yanı sıra yine bölgeye getirilen yaklaşık 1000'e yakın çadır var. Sadece Pazarcık'a değil, Pazarcık'ın köylerine de yine depremden etkilenen noktalara da birçok çadır sevk edilecek. Şimdi ileriye doğru ilerleyelim isterseniz. Hemen AFAD'ın kurmuş olduğu çadırlara doğru ilerleyeceğim. İşte burası Kızılay'ın yemek servisi yaptığı, dağıttığı alan. İlerleyelim istersen Halil İbrahim. AFAD çadırları da şu an itibariyle bölgede kurulmuş durumda. Bakın hemen şöyle gösterelim. Aralıksız bir şekilde gel. Halil İbrahim bu tarafa gel. Gel. Hemen. Bakın buraya da yine tırlar gelmeye devam ediyor. Tırlar şu an itibariyle o vatandaşlarımızın, Türkiye'nin birçok noktasındaki 81 ildeki vatandaşlarımızın deprem bölgesine göndermek için AFAD merkezlerine teslim ettiği malzemeler yine bu alanda vatandaşlarımıza tırlarla birlikte gönderiliyor. Burada dağıtımı da yapılıyor. Konteynerler sürekli buraya giriş çıkış yaptığını ben söyleyebilirim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da buraya geldiğinde Başkan Erdoğan'a çok büyük bir sevgi seri vardı. Hemen dönelim bu tarafa doğru. Çok büyük bir sevgi seli vardı. Vatandaşlar Başkan Erdoğan'a burada teşekkür ettiler. Çünkü bu kadar hızlı bir şekilde yoğun kış şartları içerisinde AFAD buraya hemen çok hızlı bir şekilde çadır kenti kurdu ve burada hemen vatandaşlarımıza yemek, sıcak yemek, sıcak çorba ikramında bulundu. Çadırların içerisine yine ısıtıcılar konulmuş durumda ve tabii ki o ısıtıcılarla bu geceyi geçirecek vatandaşlar. Hemen şöyle dönelim istersen. Hemen şöyle dönelim. İşte AFAD çadırların olduğu noktaya doğru ilerleyelim biraz daha iç kısımlara doğru. Burası Atatürk Parkı, Pazarcık ilçesinde bulunan Atatürk Parkı. Birçok malzeme bu alana getirildi ve bu alanda yine depremzedelere, o vatandaşlarımıza AFAD gönüllüleri tarafından aralıksız bir şekilde dağıtılıyor. Bu tarafa doğru dönelim hemen. Evet, bizler şu anda Pazarcık ilçesindeyiz. Depremin ana üssündeyiz. Burada meydana geldi. Başlangıç noktası burası. Burada 7,7 şiddetinde ilk deprem gerçekleşti. Hemen depremin ardından da tüm devletimizin tüm imkanları bölgeye gönderildi, seferber olundu burada ve kurulan çadır kentte şu an itibariyle vatandaşlarımız güvenli bir şekilde sıcak ortamda yemeklerini yiyebiliyorlar, çadırlarında kalıyorlar, konaklayacaklar ve tabii ki depremin izleri de burada yavaş yavaş silindikten sonra yeni yapılacak binalarda tekrar eski yaşamlarına dönecekler. Bizler de buradaki haber takibimizi sürdüreceğimizi belirtelim. Sözü İstanbul stüdyolarında sizlere bırakalım.